Merhaba, ben Esra Nur Kömürcü, Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Çalışmamızın konusu tarihi yapı bilgi modellemesi. Çalışmamızı 5 başlık altında topladık. Giriş, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok sektörün içinde yapı bilgi modellemesi alanında önemli bir gelişme yaşanmaktadır. BIM metodolojisinin tarihi binalara entegre edilmesiyle Historical Heritage BIM olarak tanımlanan miras yapılarına uygun çalışma metodolojisi oluşmuştur. Bu çalışmanın amacı BIM ve HBIM kavramlarının incelenip kültürel mirasın koruması çalışmalarında HBIM metodolojisinin uygunluğunu SWOT analizi kullanarak değerlendirmektir. Yöntemler ve SWOT analizi. Bu çalışmada kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilmesi ile ilgili çalışmalarda HBIM metodolojisi kullanmanın uygunluğunu tespit edebilmek için SWOT analiz yöntemi kullanılmıştır. BIM ve HBIM teknolojisi, BIM nedir? BIM için farklı tanımlar yapmak mümkündür. İlk olarak geliştirilen yazılım uygulamaları ve iş yeri arasındaki ilişkileri ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için bir binanın dijital temsili, yani projenin bilgi deposu olarak tanımlanabilir. BIM araçları projenin parametrik tasarım sürecini desteklerken, binanın davranış simülasyonu ile proje yönetim süreçlerini hızlandırır ve daha verimli kılar. BIM, tasarım, inşaat, tesis yönetimi ve sonrasında binanın bakımı aşamalarını kapsadığı için süreç boyunca birlikte çalışılabilirlik ve işbirliği sisteminin neticesinde bu süreçte tasarım hataları azalır ve inşaat endüstrisinin üretkenliği artar. Bu nedenle BIM için inşaat yönetiminde yeni bir metodoloji veya mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisinde teknolojik veya prosedürel bir değişim anıdır denebilir. HBIM nedir? Tarihi yapı bilgi modellemesi, tarihi yapıların modellemesi olarak tanımlanan, nokta bulutlarından BIM geometrisi oluşturan araçlardır. Bu araçlar, lazer tarama ve fotogrametreden elde edilen verilerle çalışır. HBIM'in çalışma metodolojisi şu şekildedir. Öncelikle lazer tarama ve fotogrametreden alınan veriler toplanır ve işlenir. Daha sonra yapı ile ilgili tarihsel ayrıntılar kaynaklardan tanınır ve tarihsel parametrik nesneler tasarlanır. Tüm bu çalışmaların sonucunda proje üretimi gerçekleşir. Çalışma metodolojisinden anlaşılacağı üzere HBIM aracılığıyla 3 boyutlu modeller, detaylar, planlar ve kesitler içeren projeler üretmek mümkündür. HBIM çalışma süreci. Bu süreci 4 aşamada toplayabiliriz. HBIM çalışma sürecinin ilk aşaması veri toplamadır. Bu aşamada grafik, semantik, morfolojik ve tipolojik verilerle ilgili bilgiler toplanır. Lazer tarama ve fotogrametri yöntemleri kullanılarak grafik veriler elde edilirken, semantik, morfolojik ve tipolojik verilere ulaşmak için ise yazılı ve tarihi belgeler kullanılır. İkinci aşaması, toplanan tüm verilerin bir veri tabanı olarak kullanılmasını kapsar. Bu aşamada dijital fotogrametri, lazer tarama ve insansız hava araçları kullanılarak elde edilen nokta bulutları parametrik olarak modellenir. Üçüncü aşama ise elde edilen bilgileri haritalama çalışmalarına dayanır. Bu adımda modellenecek nesneleri tanımak amacıyla bütünleşmiş nokta bulutu manuel olarak ayrılır ve belli kurallar ve kalıplar ile sınırlandırılır. Ardından mevcut BIM kütüphanesi ve harici olarak oluşturulmuş nesneler çalışılan yapıyı parametrik olarak modellemek için kullanılır. Bu aşamada yeni öğeler ve farklı bilgi türlerini modele dahil etmek için genel modelin 3 ve alt bölümlenmesi süreci gerektirir. Son aşama ise bilgilerin paylaşımıdır. Bu sürecin sonrasında yapı ile ilgili tarihsel analizler, enerji simülasyonları, zaman ve maliyet hesaplamaları, bakım, onarım ve yapıya yapılacak müdahale süreçleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir. HBIM'in değerlendirilmesi. Kültürel mirası koruma çalışmaları disiplinler arası çalışma gerektirdiğinden çok sayıda uzman ve paydaş ortak bir noktada buluşur. Böylelikle miras çalışmalarında rol alan kişi ve kurumlar arası bilgi paylaşımı önem kazanır. Elde edilen tüm bilgilerin tek bir çalışma ortamında toplanması ve bu bilgilere erişimin kolaylaştırılması, miras alanlarının korunması ve sürdürülebilmesi için önemli bir faktördür. Dijital teknolojiler ile gelişen yeni bilgi yönetim sistemleri, toplanan verileri yönetme ve işleme imkanı sunduğundan, BIM metodolojisinin kültürel mirasa entegre edilmesi sağlanmıştır. Böylelikle kültürel miras çalışmalarında HBIM uygun araç haline gelmiştir.
Dünya üzerinde sayısız kültürel miras alanı olduğu düşünülürse, mirasın korunması, dokümantasyonu ve gelecek nesillere aktarılması önemli bir konudur. Bu bölümde BİM, HEÇBİM ve kültürel miras çalışmalarında HEÇBİM aracının kullanılması incelenmiştir. Diğer başlıkta bu dijital teknolojilerin kültürel miras çalışmalarına uygunluğu SWOT analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. SWOT analizi, güçlü yönler. Yapının tüm tarihsel evrelerinin tek bir dosyada birleştirilmesi, binanın yaşadığı dönemler hakkında bilgi verip binanın daha net anlaşılmasını sağlar. Mimari mirasın ayrıntılı modellenebilmesi için her aşamada net bir LOD, gelişmişlik seviyesi oluşturur. Önerilecek çalışma modeli, yapının yönetimine ve bakımına yardımcı olur. HEÇBİM sanal modelleri, yapı hakkındaki teknik dokümantasyonu otomatik olarak üretmek için kullanılabilirken, aynı zamanda yapı, enerji ve zamansal analizler yapmak için de kullanılabilir. Paydaşların faaliyetlerini HEÇBİM modelleriyle senkronize ederek müdahaleye aktif katılımları sağlar. Zayıflıklar. Tarihi binalarda BİM kullanımını büyük ölçüde zorlaştıran önemli bir faktör, düzenli yüzeylerin ve standartlaştırılmış nesnelerin eksikliğidir. Tarihi binalar günümüze ulaşana kadar farklı dönemlerde farklı ekler almıştır ve mimari üslup katmanlaşmıştır. Miras nitelindeki anıtların yapısal ve geometrileri tipik BİM yazılım kütüphanesi nesneleriyle uyuşmamaktadır. Fırsatlar. Parametrik nesnelerin incelenmesi ve oluşturulmaya başlanması tarihi binalar üzerindeki BİM çalışmaları için yeni perspektifler oluşturmaktadır. Kültürel mirası koruma çalışmalarında yönetmeliklerin oluşturulması ile BİM kullanımının önemi artacaktır. Bu çalışmalarda BİM yöntemlerini kullanmak çalışma sürecini kısaltacaktır. HEÇBİM süreçlerin öğrenilmesinin ve alanında yeterli donanımda uzmanlaşılması istihdam açısından faydalı olacaktır. Tehditler. HEÇBİM teknolojisini kullanan ülkeler arasında ortak kabul edilen yönetmeliklerin olmaması ve çalışma metodolojisinin standartlaşmaması, HEÇBİM kullanılarak yapılacak çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Tarihi yapılarda çalışma yapan şirketlerin HEÇBİM çalışma metodolojisinin faydalarını ve sisteme getireceği kolaylıkları bilmemeleri, önemsememeleri ya da çalışma alışkanlıklarını değiştirmek istememeleri de HEÇBİM kullanımına olumsuz etki yapmaktadır. Sonuç. Tüm dünyada sayısız kültürel miras alanı vardır. Bunların korunması ve dokümantasyonu önemli bir konudur. Dünya üzerindeki savaşlar, vandalizm ve yapı elemanların ömürlerini bitmesi gibi sebeplerle miras yapılar bir yandan da kaybolmaktadır. Bazı alanlarda ise farklı kültürlere ait yapılar üst üste inşa edilmişlerdir. Bu yapıların altta olanına ulaşmak, üst katmana zarar vermek anlamına gelebileceği için de dijital miras çalışmaları önem kazanmıştır. Ayrıca küresel bir pandemi sürecinden geçiyor olmamız, seyahatlere kısıtlılık getirmiş, bu durum müzelerin gelir kayıplarına uğramasına sebep olmuştur. Dünyanın önde gelen müzeleri, sanal müzelere dönüşme çabasına girmişlerdir. Kültürel miras alanlarının korunması ve yönetilmesi konusunda HEÇBİM çalışma modeli önerilmektedir. Bu araştırmada HEÇBİM'in kullanılabilirliğinin anlaşılması için SWOT analizi yapılmıştır. SWOT analizi sonucunda HEÇBİM uygulamalarının miras yapılar açısından olumlu olacağı, HEÇBİM metodolojisindeki zayıflıkların giderilmesiyle çalışmanın fırsatları yönünden potansiyelin artmasına sebep olacağı anlaşılmaktadır. Güçlü yönlerin ve fırsatların kullanımının en üst düzeye çıkarılması için uygun çalışma stratejisinin oluşturulmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de inşaat sektöründe BİM tanıtımları yapılmaktadır ve BİM'in kullanılması teşvik edilmektedir. Aynı şekilde tarihi yapıların korunması ve miras alanlarının kültürün muhafazası ve sürdürülebilmesi için de HEÇBİM'in tanıtımı yapılmalıdır. Tanıtım yapılırken SWOT analizindeki başlıklar dikkatle ele alınmalı, HEÇBİM için güçlü yönler ve fırsatlar ön plana çıkarılıp, tehditlerin ise nasıl ortadan kaldırılıp avantaja çevrileceği konusu tartışılmalıdır. Bu kapsamda özellikle üç konu dikkat çekmektedir. Birincisi yetişmiş eleman eksikliği. Bu durum, mimarlık fakültesi mezunlarının, ilgi duyanlarının bu alana yönlendirilmesi ve gerekli eğitimleri almasıyla kolay aşılabilecek bir konudur. İkincisi, HEÇBİM geleneksel eleman kütüphanesinin eksikliğidir. Yetiştirilen iş gücü bulundukları yörenin geleneksel öğelerini modelleyerek yerelden genele bir çalışma yöntemi izlenebilir. Üçüncüsü ve en önemlisi ise yasal zorunlulukların önünün açılması, standartlaştırılmasıdır. Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yasal standartlar geliştirilmelidir.
Medeniyetin beşiği olarak da adlandırılan Mezopotamya, Anadolu coğrafyası başta olmak üzere tüm Türkiye'de kültürel miras alanları çok katmanlı ve sayıca fazladır. Buradaki kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilmesi sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önem arz ettiğinden bu alanlarda yapılacak çalışmalarda güncel olan HBIM teknolojisini kullanmanın gerekli olduğu SWOT analizi sonucunda anlaşılmaktadır. Güncel olan HBIM teknolojisini kullanılarak geleneksel yöntemlerle yapılan çalışmalara hız, kalite ve güvenilirlik kazandırılması, kültürel mirasın korumasından sorumlu kurumların ve proje müelliflerinin iş yükünü hafifletmesi ve yeni iş istihdamlarının oluşması beklenmektedir. HBIM'in işletme aşamasında da kullanılması sonucu yapının bakım, onarım ve tadilatlarının daha rahat takip edilmesi, dijital veri olarak saklanabilmesi, yönetimdeki değişikliklerden muaf izlenmesi mümkündür. Kaynaklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.